Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte geometri konu anlatımı serisine başlıyoruz. Birlikte bu işi en iyi olacak şekilde halledeceğiz inşallah. Sizleri iyi bir konuma getirmek için elimden geleni bu videolarla yapmaya söz veriyorum arkadaşlar. Sizler de lütfen söz verin. Birlikte bu işi yapacağız hocam deyip kendi kendinize şöyle bir sözü verin bakalım. Evet, videolardaki anlatacağım Kenan Kara ile geometri konu anlatımlı ders köyü içeriğine nereden ulaşabilirsiniz? Bu videonun ve bundan sonraki bütün yayınlanan konu anlatımı videolarının altında zaten gerekli olan linkleri koyacağım. PDF linkini de koyacağım. Kendiniz çıkartabilirsiniz. Ya da nereden ulaşabilirsiniz onun linkini koyacağım arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem, renkli yazıcınız varsa renkli yazıcıdan kendiniz çıkartın. Ya da yoksa da siparişi kendiniz dilediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Siyah beyaz çıktısını da alabilirsiniz ama benim size tavsiyem renkli baskısı arkadaşlar. Çünkü düşünün, koskoca bir geometri konu anlatımını birlikte halledeceğiz zaten. Ha, buradaki konu anlatımında ne var onu da söyleyeyim. 152 sayfa. Bu 152 sayfada arkadaşlar üçgenler, dörtgenler ve çember. Yani 7-8 tane sorunun çıktığı yer zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 tane soru var. Diğerleri nerede hocam? Diğerleri de zamanı geldiğinde ben size nerede olduğunu söyleyeceğim. Yine onlarla ilgili bir şey var arkadaşlar. Zamanı geldiği zaman ben zaten her hafta rehberlik videosu yapıyorum. Rehberlik videolarında ben size onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet gençler, şimdi burada özel ders tadında bir içerikle karşı karşıya olacaksınız. Haftanın her günü, haftanın bir günü mesela atıyorum her perşembe Kenan Kara'dan özel ders alacaksınız. Birlikte bu işi halledeceğiz. Ve sen bu videoları izledikten sonra özel ders almana da gerek kalmayacak zaten. Çünkü benden özel ders alıyor gibi olacaksın. Ha, bu özel ders hissiyatı olması için de ne yapman gerekiyor? Ama öncesinde şunu söyleyeyim ben size. Şunu da biliyorum arkadaşlar, sizler 10 dakikalık videoların sonrasında sıkılıyorsunuz. Hocam videolar az boyutta olsun diyenleriniz oluyor. Bana diyenler çok fazla olmadı da diğer arkadaşlardan duyuyorum. Ve genelde de böyle 10-15 dakika videolar yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar evet, 15 dakika da olabilir bir konu anlatımı videosu. 20 dakika da olabilir. Yarım saat de olabilir. Yani konuyu kesmememiz gereken bir yer olduğu için, konu bütünlüğü olduğu için bazen 40 dakikaya kadar da ulaşabiliyor. Hatta bir videom geçen sene 50 dakikaydı. Bu sene de büyük ihtimalle yine 50 dakikalık bir videom olacak. Ama konu değişecek arkadaşlar. Bu böyle olmak zorunda. Yani burası hani ekranın karşısına geçip de izleyeceğiniz bir şey, yani izleyip de sıkılabileceğiniz bir platform değil. Yani bir yer değil arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bir özel ders alacaksınız. Ya düşünsene, bir özel ders öğretmeni senin yanına geldiği zaman en az bir saat kalıyor değil mi? Bir saat boyunca sen orada hep aktifsin. Öğretmenin ders anlatıyor. Sen soru çözüyorsun. Hatta bazen 1,5 saat, bazen 2 saat kalıyor değil mi? Orada dayanıyorsan da burada niye dayanmayacaksın? Yani buraya özel ders mantığında bak. Çünkü gerçekten ama gerçekten ben bu zamana kadarki bütün birikimlerimi bu konu anlatımı, bu ders köyüne verdim arkadaşlar. Yani şunu yapmadım. Yani ben burada az bilgiyi vereyim, geri kalanını özel derste öğrencilere veririm mantığı yok. Ne varsa aklımdan geçen her şeyi buraya yazdım arkadaşlar. Ve sizi geliştirebilecek çok iyi bir konu anlatımı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah siz de bu konu anlatımından faydalanırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani o zaman burada özel ders formatı olması için ne yapmanız gerekiyor? Bunu PDF'ini çıkarttınız ya da aldınız, masanın üstüne koydunuz. Videolarla birlikte işte açtınız. Altını çizmeniz gereken yer varsa çizin. Not almanız gereken yerler varsa alın. Soruları birlikte zaten çözeceğiz. Aynı anda videoda anlatırken siz de aynı anda çözeceksiniz. İlk başta zorlanabilirsiniz. Sonrasında alışırsınız. Hiç merak etmeyin. Ve bazen de ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İşte videoyu durdur, bu soruyu sen yap. Ondan sonra videoya devam ettiğinde şu lafları çok duyacaksınız zaten. Ya bak arkadaş, sen şunu düşündün ama şöyle düşünmen daha mantıklı olur. Sen bu soruyu şundan dolayı yapamadın. Şunlara dikkat et diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Bunlar da sizin için çok etkili yöntemlerdir. Lütfen videolarda ne diyorsam onu yapmaya çalışın arkadaşlar. Ve parantez içinde de bir şey söyleyeyim. Bazı şeylerimizde arkadaşlar, bazı sorularımızda ödüllü sorular olacak. Sizlere ödül vereceğiz arkadaşlar. Ödül dağıtacağım da birkaç soru, yani genelde iki konuda bir ya da her konuda bir ödül dağıtacağım sorularım var arkadaşlar. Bu da
Öğrenci arkadaşlar için gerçekten iyi oluyor ve öğrencileri geliştiren şeylerdir bunlar. Sizin iyiliğiniz için yapılan şeylerdir arkadaşlar. Şimdi buradaki konu anlatımı nasıl bir konu anlatımı? Ondan bahsedeyim size. Arkadaşlar bu konu anlatımı herkese hitap eden bir konu anlatımı. En düşük seviyedeki öğrenci de, orta halli bir öğrenci de ve geometrisi çok iyi olan bir öğrenci de bunu kullanabilir arkadaşlar. O ayarda yazılmış. Şimdi hocam sondan başlayayım isterseniz. Geometrisi çok iyi olan bir öğrenci bunu niye şey yapsın? Arkadaşlar şunu biliyoruz. 7-8 net yapan, geometriden 7-8 net yapan, hani 10 soru var ya, öğrencinin de özel ders aldığını biliyoruz. Niye? O öğrenci için 1 net ya da 2 net çok önemli arkadaşlar. Sene boyunca o 1 veya 2 net için özel ders alıyor. İşte burada da aynı mantıkta düşünün. O 1 veya 2 soru için sen buradaki soruları, mantığını ya da benim yaklaşımımı görsen senin açından iyi olur arkadaşım. O yüzden sen de otur burada dinle. Orta halli bir öğrenci zaten sonuna kadar izliyor. Sıkıntı yok. Hocam durumum çok kötü. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Geometride sıfırım diyen arkadaşlara da buradan sesleneyim. Hiç önemli değil arkadaşım. Ben burada geometrisi sıfır olan öğrencinin de yapacağı soruları da koydum zaten. Ki öyle basamak basamak öyle basamak basamak gidiyor ki arkadaşlar buradaki konu anlatımındaki sorular. Yani çok alt düzeyden orta seviyeye sonra da üst seviyeye. Üst seviyeye giderken de sen o alt seviyelerle böyle basamak basamak çıkıyorsun. Belki zor soruyu yapabilecek seviyeye geliyorsun zaten arkadaşım. Bunu zaten beraber çalışırken iyi bir şekilde anlayacaksın. Tamam mı gençler? Evet. Konu anlatımı dediğim gibi herkese hitap ediyor ve herkes lütfen ama lütfen iyi bir şekilde dinlesin. Çünkü ben geçen sene şunu düşündüm. Kolay konu anlatımı yazsam mı? Ya düşündüm. Ondan sonra bir düşündüm ki yani hem dersine girdiğim yani yüz yüze girdiğim öğrencilerden hem de geçen seneki konu anlatımında dinleyen öğrencilerin çoğunluğunda arkadaşlar ekstra Instagram'dan falan da mesaj geliyor zaten. Hep öğrencilerden şunu duydum. Hocam geometride sıfırdım. Sayenizde 7-8 net yapar konuma geldim. Aa, bak sıfırken hiçbir şey bilmezken geometrinin G'sini bilmezken. Ya madem öyle gerçekten de böyle arkadaşlar. Yani kendim canlı olarak da zaten şey yapıyorum. Yani buna şahit oldum zaten. O yüzden buna inancım yine tam buradaki konu anlatımı seni 8 nete getirecek. Ha 8 net diyorum ama şu bir kesin arkadaşlar. 8 net diyen 7-8 net yapan zaten full yapma adayıdır. Sınavda psikolojisi de iyiyse büyük ihtimalle full yapar. Ama şunu söyleyeyim. Üçgenler konu anlatımı bittikten sonra geometrisi sıfır olan bir kişi büyük ihtimalle zaten 5-6 net yapabilecek seviyeye geliyor. Sadece üçgenlerle. Hocam denemelerde sadece bir ya da iki tane üçgen sorusu geliyor. Nasıl 5-6 net yapacağız? Göreceksiniz arkadaşlar. Onu ileriki konulara uyarlamayı da öğreteceğim size. O konuda hiç sıkıntı yok. İnşallah birlikte bu işi güzel bir şekilde halledeceğiz. Ve bu konuda da şanslısınız diyebilirim arkadaşlar. Hangi konuda? Arkadaşlar buradaki föydeki her şeyi, bütün soruları ben yazdım. Sadece 4-5 soru hariç o da acil yayınlarının sorularından seçtim. Acil'in kitabında bu seneki çözeceğiniz kitapta var mı? Yok. Ara sınıf kitaplarından seçtim. Sizin için iyi olacağını düşündüm. Geri kalan her şeyi ben yazdım arkadaşlar. İşte burada şöyle kolay konu anlatımı da var. Kolay sorular da var. Orta halli sorular da var. Zor sorular da var. Bir de yeni nesil sorular da var. İşte burada şu konuda şanslısınız. Ya bu soruları ben yazdığım için, yeni nesil soruları da ben yazdığım için yeni nesil soruları yapamıyorum diyen arkadaşlar artık bundan sonra çok rahat bir şekilde yapılacak. Arkadaş bak bu soru şu eski nesil sorudan çevrildi. Bu hale geldi. Ya onu ben size göstereceğim. Yani eski nesil soruları yapan arkadaşlar takır takır yapıyorum hocam ama yeni nesile gelince yapamıyorum. Aslında yeni nesil sorular çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Onu da ben size öğreteceğim. Yani şunu nasıl çevirdim? Bu eski nesil soruyu nasıl çevirdim? Nasıl yeni nesile çevirdik? Soruları yazarken arkadaşlar ben özellikle bakın buradaki ders anlatım föyündeki konu anlatımını ders bölümünde anlatırken 3 sene önceki soruları böyle devşirdim. Ne yaptım? Hikaye kattım. Bilmem ne yaptım. Onları şey yaptım. Ki zaten ÖSYM sınavında da çıkan sorular da hep benzeri çıkıyor arkadaşlar. Biraz da ÖSYM'nin şifresini çözdük herhalde. ÖSYM de aynı bunu yapıyor arkadaşlar. Eski soruları çeviriyor. Eski nesil soruları yeni nesile çeviriyor sadece. Yaptığı tek şey bu arkadaşlar. Ki soruların geometride yarısı arkadaşlar yeni nesil geliyor arkadaşlar. Burada da konu anlatımına baktığınız zaman
Soruların neredeyse yarısı, yarıya yakını daha doğrusu yeni nesil soru olarak geçiyor arkadaşlar. O yüzden eski nesil soru, kolay soru, yeni nesil soru, yeni neslin kolay sorusu ve orta halli sorusu, her çeşit soruyla karşılaşacağınız sorular var arkadaşlar burada. Yani yok yok. Evet gençler, konu anlatımını şöyle bir giriş yapayım dedim. Yani ilk doğru açılar videosunda direkt bu giriş, bu kadar uzun bir giriş olmasın, ayrı bir şekilde koymak istedim. Ve sene içerisinde neler yapacağız onlardan da biraz bahsetmek istedim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Sonraki videoda doğru açılar videosunda konu anlatımını başlıyoruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, bir sonraki özel derste hatta görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.